Merhaba. St. Louis'in 970 kilometre kadar batısında, çorak bir çayır üzerinde ilk defa kıtalar arası bir demir rayları yerleştiriliyor. Ve bunu yapan ekip, Alexander Gardner'ın bu fotoğrafı çekmesine yetecek kadar bir süre sabit olarak durmuş. Bu demiryolu tamamlandıktan sonra Artık yolcular dağları, nehirleri aşmak için vagonlarda ve at sırtlarında aylarca zaman harcamak zorunda kalmayacaktı. Doğu sahilinden Kaliforniya'ya sadece birkaç günde ulaşabileceklerdi. Demir yolunun gelişimi fotoğrafın icadı ile paralel bir şekilde gerçekleşti. Aslında hem beraber hem de bağımsız bir şekilde. Bu iki inovasyon insanlara tamamen yepyeni bir bakış açısı sundu. Böyle bir teknolojik çağda bizim için hayal etmesi güç olabilir ama 1860'larda saatte 50-60 kilometre hızla gidebiliyor olmak insanların zaman ve mesafe algısını değiştirmişti. Avrupa'da demiryolu insanların yaşadığı şehirleri, yerleri, kasabaları birleştiren bir unsurdu. 1890'larda çekilmiş olan bu filmde Güney Fransa'daki La Ciotat gibi eğlence merkezlerinden şehirlere ulaşımın nasıl kolaylaştığını görüyoruz. Buharlı lokomotifin icat edildiği İngiltere'de demiryolları endüstriyel bir arka plandan ortaya çıkmıştı. İngiltere'de demiryolu ağının hızla büyümesinin arkasındaki asıl önemli sebep, ham maddelerin ve işlenmiş ürünlerin hızlı ve kolay taşınmasını sağlamaktı. Amerika'da ise demir yolları kıtanın bir ucundan diğerine ıssız alanlara bile döşenmişti. Amaç ülkenin her köşesini birbirine bağlamaktı. Demir büyüyen bir imparatorluğun yansımasıydı. Demir yolu fotoğrafçılığı ile birlikte insanlar hem yerleşimci olarak hem de turist olarak batıya ilgi duymaya başladı. Bu fotoğrafta Wyoming tren istasyonunda bekleyen ve önü geyik boynuzlarıyla süslenmiş bir tren görüyoruz. Bu tren Amerika'nın öncü ruhunu yansıtıyor. Birçok demiryolu fotoğrafı yolculuğun macerasını anlatmak üzere çekilmiş reklam fotoğraflarıydı. Ancak William Henry Jackson'ın çektiği bu fotoğrafta Colorado Midland demiryolunda seyahat etmekte olan şık giyimli bir yolculuk kafilesini görüyoruz. Bu fotoğrafla başka yolcuları da tren seyahati yapmaya çekmeyi umuyorlardı. Sanatçı görüntüyü patlayıcılarla kazılmış bir tünelle çerçevelemiş. Böylelikle hem işçilerin yaşadığı zorlukları görüntülemiş hem de yolcuların nelere rağmen lüks yolculuklar yaptıklarını göstermiş. Jackson gibi fotoğrafçılar demiryollarındaki mühendislik harikalarını bu şekilde yansıtıyorlardı. Dağları delerek, derelerin ya da vadilerin üzerine köprüler ve viyadükler inşa ederek yapılan muhteşem demiryolları demiryolu işçileri çoğu kez hayatlarını riske atıyorlardı. Hatta zaman zaman ne yazık ki hayatını kaybedenler de oluyordu. Bu çarpıcı fotoğrafta Carlton Watkins tarafından çekilmiş. Fotoğrafta Kaliforniya Sacramento yakınlarındaki etkileyici bir viyadüğü görüyoruz. Central Pacific Demiryolu'nun inşaatında çalışan 12 bin Çinli işçinin bir kısmı bu mühendislik harikasının yapımına da yardımcı olmuştu. Tabi bu aynı zamanda göçmen işçilerin hikayesini de anlatan bir resim. En başlarda halk trenlerden korkmuş ve şüphelenmişti. Gürültülü, duman ve buhar çıkaran lokomotif pek de tanıdık bir şeye benzemiyordu. Fotoğraf ise endişeleri dağıtmak ve soruları cevaplandırmak için güzel bir araçtı. İnsanları tren yolculuğuna teşvik etmekte çok önemli bir etkisi oldu konu zamanla popülerliğini yitirmiş olsa da ve insanlar demir yollarından ya da trenlerden korkmayı bırakmış olsalar da 20. yüzyıl sanatçıları konuyu hala ilgi çekici buluyorlardı. Bu güzel ve güçlü makinaları muhteşem detaylarıyla yansıtarak soyut özelliklerini de ortaya çıkaran fotoğraflar çekmeye devam ettiler. Hoşçakalın.